Selamlar saygılar millet kanalıma hoş geldiniz bugün yine sizlerle beraber yeni bir konu ile beraberim bugünkü konumuz Raymond ile yani Raymen ve e, Berkcan Güven ile NBA atışması. neyse intro'yu alalım. mutlaka görmüşsünüzdür. Yani şeyden bahsediyorum. Enes Batur'un videosu ve Rayman ve Berkcan Güven'in videosunu mutlaka görmüşsünüzdür. Yani şu diss videolarından bahsediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdiden Rayman fanları veya Enes Batur fanları da gelip bana şimdi küfür yazması veya ne bileyim dislike falan atmasın. Ee, tamamen yani kendi görüşlerimi bildireceğim ve tarafsız olmaya çalışacağım. Yani olabildiğince. Öncelikle videolardan bir bahsedeyim. Yani önce Rayman ve Berkcan Güven'in hashtag bugün biziz videosundan bahsedeyim. Gerçi videonun başlığı öyle değildi. Rayman ve BG e, hashtag biziz. Açıkçası şarkıyı çok beğendim. O şarkıyı ve Enes Bot'un şarkısının ikisini de telefonuma yükledim. Videoda bir şekilde snap çünkü yazlığa geçecektim ve orada internet yok. Aslında annemin ve babamın internetleri var. Totalde 16 GB yapıyor ancak tabii ki de, tabii ki de dayanmaz. Her neyse işte ikisini yüklemiştim o iki videoyu da. Ve Rainbank'in biraz daha fazla izledim. Daha doğrusu dinledim hem de izledim. Lion olsun zil çaldı. Neyse işte. Enes Batu'nunkini ondan bir 5 kere falan daha az dinledim. Ama Enes Batu'nunkini de bir 10 kere falan dinledim. Rainbank'ini de 15-20 kere falan dinledim. Çünkü şarkı gerçekten çok güzel ve klibi efsane ötesi. Yani Enes Batu'nunki sadece green screen veya ya beyaz bir ekranın önüne geçirmiş ve yapılmış. Ama büyük ihtimalle green screen'dir ve Kaya Girey'in evinde de ol olmuş olabilir. Büyük ihtimalle. Çünkü Kaya Girey'in evinde. Green Screen var. Gerçi Enes Batur'da da vardı. Her neyse işte. Klip olarak oyumu Berkcan Güven ve Reymen'in şarkısını veriyorum. Neyse işte e, asıl konuya dönelim. Kavga. Şimdi bu kavga daha önceleri dayanıyor. Berkcan Güven'in eski bir videosundan dolayı. Ki o videoyu da zaten kaldırdı. İşte genel YouTube kitlesinden falan bahsediyor. Yani daha doğrusu YouTube kanallarından bahsediyor. Ve bunu da Enes Batur üstüne alınmış normal olarak. Çünkü o bahsettiği kişiler içinde Enes Batur'lu oluyor. Yani isim vermiyor ama genel olarak bahsediyor. Sonra Enes Batur da bana Twitter'dan ve bu arada şu an bahsettiğim şeyleri inşallah ekranda görüyorsunuzdur. Görmüyorsanız da kusura bakmayın. Ya üşenmişimdir ya bulamamışımdır. Gerçi bulurum, niye bulmayayım? Yani yoksa üşenmişimdir. İşte Enes Batur da Twitter'dan yazıyor ki, "Ergen mi falan? Çılgın bir ergen miydi? Ne de öyle bir şey işte. En azından arkadaşım diye. Arkadaşım deyip yüzüne gülüp arkasından laf sokmuyorum." diyor. Yani bunu bir prim olarak gibi düşünebilirsiniz. Yani diyor ki arkamdan prim yapıyor falan filan diyor. Işte. Yani yüzüme gülüyor prim yapıyor. Sonra aslında arkamdan sevmediğini falan söylüyor. Bana çılgın erken falan filan diyor gibi. Yani kısacası bunları söylemek istemiş. Ve bu arada biliyorum bayağı bir Allah bul Allah bullak ettim. Ve az önceki söylediğim sözcükleri de karma karışık yaptım. Bundan dolayı kusura bakmayın. Sonra işte Berkcan güvenle diyor ki ne? 21 yaşındayım va ve yanlış söyledim. Va dedim. Va ne lan? 21 yaşındayım ve Enes Batur'umu kıskanacağım. Ee, sonra random falan atmış. Sonra bir tweet daha atıp full random atmış. Yani random randomdayken rastgele tuşları falan basmış. Şimdi diyecekler ki sanki bilmiyorduk random neydi diye. Bilmeyenler vardır belki de. Yani bu video eğer büyük bir kitlelere ulaşsa, Küçük kitlelere ulaşırsa ya tam tamamı bilmiyordur ya tamamı biliyordur. Çünkü 15 kişi içinden pek farklı kişiler çıkacağını düşünmüyorum yani. 15-20 izlenirse biliyorum. Şöyle işte konuyu böyle biraz yavaşlatıyorlar. Sonra ikisi de tekrardan aynı günde galiba veya ardı bir gün farklı. Enes Batur parodi yani adını söyleyemedim bir tane şarkının parodisini bilindik bir şarkı yok dilemian ve Baek Jong güven de normal bir şarkı çıkartıyor. Yani rap şarkısı. Rap ile pop karışımı bir şey işte. Reymen ve BG şarkı klibinde YouTube'un genel kitlesinden bahsediyor. Yani YouTuber'lardan falan filan'dan bahsederken Enes Batur, Reymen'e yaptığın en iyisi bu mu deyip. Yani Corvette de miydi neydi. Öyle bir araba kiralamasına yaptığın en iyisi bu mu deyip. Kendi yaptığı araba videolarını gösteriyor. Hani Camaro, Lamborghini ve yine Lamborghini videosu. Yani şey şahsen bu biraz egoist olmuş. Ya bak yine şahsen diyorum. Gelip saldırmayın şimdi yorumlarda. Gerçi saldıran da saldırsın bana ne Yorumu silerim. O yorumu atana da kanaldan spamladım mı kafam rahat. Dislike gelirse de gelsin sen dislike veya like gelince bir şey değişiyor. Zaten ben de bu yüzden pek bir like isteme gereği duymuyorum. Önemli olan iyi yorumlar. Aslında Reyman bu kavganın içinde olmak istemiyor. Çünkü ilk tarafına zararlı çıkacağını biliyor. Çünkü Reyman'ın fanları gidip Enes Batur'a saldıracak. Enes Batur'un fanları da Reyman'ı saldıracak. Ve bu durumdan daha çok Reyman kötü olacak. Ve Berkcan Güven. Çünkü Enes Batur'un daha büyük bir takipçisi var. Ve ya açıkçası yani yine bence diyorum. Enes Batur'un fanları biraz daha saldırıcı tipli çünkü daha çok küçük yaşlı çocuklar. Sanırsam biraz video uzun oldu. Yani şu an çekim süresi 13 dakika olmasına rağmen video daha kısa bir süredir. Yani şu anda 4. dakikada falanır. Hatta belki de daha az bir sürededir. Bilemiyorum artık. He bu arada Enes Batur sadece kendi parodi videosunda Rayman'e sallamıyor. Kendi arkadaşlarını da sallıyor. Ne bileyim falan da sallıyor. Ve tabii ki de Berkcan Güven'e de sallıyor. Ve Berkcan Güven'e Tofa Şamil'e kalır. Opel Corsa yani o takipçilerine verdiği arabadan bahsediyor. 1 milyon abone özel Berkcan Güven çünkü takipçilerine araba vermişti. Yani sonuçta bir araba verdik. Sponsorların verdiği klavye, mouse'u yani bir Minecraft Premium'u dağıtmaktan neydi yani araba sonuçta. Ve diyor ki Berkcan Güven'e daha iki şey daha diyor. Keşke kanal anneannenin olsa yani anneannenin olsa diyor. Çünkü Berkcan Güven aile bir anneannesiyle videolar çekiyor. Vine falan çekiyor. Öncedenki Vine'larında genellikle anneannesinin de büyük rolü var yani. Çünkü anneannesi çok tatlı bir Sonra bir de diyor ki kendin Lagoon pahalı mıydı? Öyle, öyle birisi mi zannediyorsun? Diyor ve o da yani yabancı birisi tabii ki de. Yok kankam Mahmut Hoşak'tı. <laughs> Bu kasar yani işte Twitter'dan biraz daha atışmalar var. Şu an onlar tam olarak aklımda değil. Ondan dolayı yalan bilgiler veya yanlış bilgiler söylemek istemiyorum şu an. Ve tabii ki de Snapchat ve Instagram'lar birbirlerine gönderme yaptıkları story'ler falan paylaşmışlardı tabii ki de. Şimdi onları da anlatmak istemiyorum. Yani anlatmama gerek yok gidin izleyin. Hatta videonun şu an şurasına koymuşumdur. Hatta aynen şu an koydum. Benden daha iyi. O yakışıklı, kaslı ve... Yönetmenlerle, şarkıcılarla klip yapıyor. Keşke onun kadar kaslı, yakışıklı ve havalı olabilsem. Enes Batur'un da bu hafta YouTuber'lara salladığı bir videoyu paylaşmış olması gerçekten beni çok mutlu etti. İnsanların hangimizin daha kaliteli bir içeriğe sahip olduğunu gözler önüne serdin Enes. Teşekkür ediyorum Enes. <laughs> Lütfen kimin daha iyi olduğunu tartışmayalım olur mu? Eyo hey what's up maniga. Bilir bir kişinin sözü var, çok severim. Rain her yere yazılsın, benimle hanginiz kapışsın? Arkadaşlar çok emek verdik. Tabii ki de hani beğenip beğenmemek size kalmış. Ama inanın Eee öyle. İyi seyirler şimdiden. Bu hafta Enes Batur da YouTuber'lara sallamış ve Enes Batur'a da e, teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü kimin ve hangimizin daha kaliteli içeriye sahip olduğu bunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldun. Eyvallah sağ ol. <laughs> <laughs> ya galiba <laughs> ben en iyisiyim ya. Evet izlediniz o videoları. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone ol olmadıysanız abone olmayı. Video hala like atmadıysanız like atmayı ve video hakkındaki yani bu kavga hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bundan sonra güzel, görüşmek üzere. Hoşçakalın.